İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'na destek. Bugün Samvel Garabetyan'ın ölümünün birinci yıl dönümü. Sumgayit katliamının üzerinden 33 yıl geçti. Cavahkın, Havet ve Gogaşen köylerinde eğitim merkezleri açıldı. Kuzey Kutbu'ndaki iklim bombası, Ukrayna'nın Lutz kentinde bir Ermeni kilisesinin inşaatına başlandı. Bugün Vartges Surendyans'ın 161. doğum yıl dönümü. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV özel reklamlarla ilgilenmiyor. İngilizce bölümünü güçlendirme olasılığını düşünüyor. İngilizlerin kökleri sadece çok eski olmakla beraber aynı zamanda Ermeni tarihiyle de yakından bağlantılıdır. İngiliz İmparatorluğu Batı Ermenistan topraklarında Ermeni devletini de jure tanıyan ve 1920'de Sevr Antlaşması'nı imzalayan 4 müttefik devletten biriydi. Bu özellik iletişim ve bilgi alanında bağlantılar hakkında bilgi vererek ortak kökenli insanlar arasındaki ilişkileri sürdürebilmek ve korumak açısından çok önemlidir. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'nin desteklenmesi bu milyonlarca Ermeninin yeniden bir araya gelme, yüreklerinde kökleşmiş bir aidiyet duygusunu paylaşma fırsatı bulacağı anlamına geliyor. Bugün 27 Şubat. Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı'nın Yerevan'daki ofisinin kurucu başkanı, anıt uzmanı ve Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin kurucu üyesi Samvel Garabetyan'ın ölümünün birinci yıl dönümü. Huzur içinde yat sevgili öğretmen. Senin başlattığın iş devam ediyor. 27 Şubat 1988'de Bakü'ye çok uzak olmayan Sumgayit kentinde Azerbaycanlı yetkililer Ermeni mallarının yağmalanması ve tahrip edilmesiyle birlikte Ermeni nüfusunu yok etmeye başladı. Sovyetler Birliği liderliğinin sessizliği altında 3 gün süren katliamlarda çok sayıda kişi yaralandı ve öldürüldü. Bu arada ölenlerin bir kısmı işkence edilerek öldürülmüş, cesetleri yakılmıştı. Ermeni milletine yönelik bu suçun amacı Artsakh kurtuluş mücadelesinin yayılmasını önlemek için yeni kanlı eylemler beklentisiyle Ermenileri sindirerek Artsakh hareketini önlemekti. Sumgayit'te Ermenilere yönelik katliam çok detaylı bir şekilde organize edilmişti. 3 gün devam eden katliamın sonuçları korkunçtu. Sadece resmi rakamlara göre Sumgayit'te 32 Ermeni işkence gördükten ve dövüldükten sonra öldürüldü. Resmi olmayan veriler ise ölü sayısının 1000'den fazla olduğunu ifade ediyor. Azerbaycan yetkilileri hiçbir zaman Sumgayit katliamını kınamadı veya etnik temizlikten dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etmedi. Aksine Ermenilere yönelik soykırımın failleri bugüne kadar cezasız kalırken Azerbaycan Dağlı Karabağ halkının hayatta kalma mücadelesini bir taciz olarak sunup gerçekleri büyük ölçüde çarpıtıp kendini mağdur olarak sunuyor. Gürcistan'ın Jinev sitesine göre Ahalkalak Kalkınma Grubu, Ahalkalak'ta gençlik, eğitim ve dijital merkezlerinin oluşturulması programı ve akıllı köyler girişimi çerçevesinde Cavahk'ın Ahalkalak Belediyesi'nin Havet ve Gogaşen köylerinde gençlik eğitim merkezleri kurdu. Ahalkalak Geliştirme Grubu bu proje için Havet ve Gogaşen köylerini seçti çünkü bunlar Ahalkalak merkezinden çok uzaktalar. Program yöneticisi Sergey Haçadıryan, bu köyler Ahalkalak'tan çok uzakta olduğu için oradaki gençlerin, yetişkinlerin, öğretmenlerin ve çiftçilerin çevrim içi eğitim kursları gerçekleştirebilmesi için tesisler oluşturmaya karar verdik. Gençlik merkezinin tam olarak faaliyete geçmesi için gerekli malzemeler edindik, dedi. Köy okullarında yenilikçi eğitim merkezleri kuruldu. Her köye 4 bilgisayar, büyük bir televizyon, masalar, sandalyeler ve diğer eşyalar verildi. Eğitim kursları Ermenice ve Gürcüce gerçekleştirildi. Gürcüce ve İngilizce dersleri de verildi. Washington Üniversitesi Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden bilim insanları, Arktik Okyanusu'nun tatlı su içeriğinin son 20 yılda %40 arttığını keşfetti. Nature Communications'a göre tatlı suyun Atlantik Okyanusu'na girmesi küresel iklim üzerine felakete yol açabilir. Bilim insanlarına göre tatlı su birikimi Arktik buzlarının erimesi nedeniyle meydana geliyor. Tatlı su şu anda tuzlu suyun üzerindedir ve Beaufort Denizi'nde rüzgarlar tarafından yüzeyde korunarak bir su kubbesi gibi bir şey oluşturur.
Rüzgarlar zayıflarsa tatlı su Labrador Denizi'ne de dahil olmak üzere Kuzey Atlantik'e sızacak. Bu da Atlantik Okyanusu'ndaki büyük okyanus akıntılarının yanı sıra soğuk ve sıcak suların dolaşımını da etkileyecektir. Şu anda Beaufort Denizi'ndeki tatlı su hacmi geçen yılın iki katı ve 23 bin kilometre küp. Böyle bir tatlı su bombasının Atlantik üzerindeki kesin etkisini tahmin etmek imkansız olsa da bilim adamları bunun tüm kuzey yarım küresinin iklimi üzerinde önemli bir etkisi olacağına inanıyorlar. Ukrayna'nın Volin bölgesindeki Lutsk kentinde bir Ermeni kilisesinin inşaatına başlandı. Armenpress'in analitika.ua.net'e atıfta bulunarak verdiği haberde Volin bölgesindeki Ermeni cemaatinin girişimi üzerine Lutsk Belediye Konseyi'nin kilise inşa etmek için bir arsa tahsis ettiğini duyurdu. Volin bölgesindeki Ermeni cemaatinin başkanı Nişen Antonyan'a göre kilisenin inşası üzerine çalışmalar 2014 yılında başladı ancak çeşitli nedenlerden dolayı arazi 2019 yılında elde edilebildi ve inşaat çalışmalarına hemen başlandı. Antonyan açıklamasında kilise için ilk ödeme Ukrayna Ermeniler Birliği Başkanı Vilen Şatvoryan tarafından yapıldı. Kendisine minnettarız. Projeyi planlamak ve inşaat işine hazırlanmak için uzun zaman harcadığımızı hatırlatmak isterim ifadesinde bulundu. Ermeni Ulusal Tarihi Ressamlığı'nın kurucusu Vartges Surenyans 1860 yılında Ahalska'da bir papaz ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk öğrenimini Lazaryan seminerinde aldı, ardından Moskova'da büyük bir üne sahip olan Resim, Heykel ve Mimarlık Koleji'nin mimarlık bölümünde eğitimine devam etti. Bir sanatçı olarak Münih'teki İmparatorluk Akademisi'nde yetişti. 10 dil bilen Surenyans, farklı ulusların sanatı ve edebiyatını inceledi. Münih'ten döndükten sonra Surenyans, İran'a bilimsel bir keşif gezisine katıldı. Surenyans, yabancı ülkelerde yaşadı ve yarattı ancak tüm özüyle, ruhunun her bir teliyle öz halkına bağlı kaldı, onun kaderini paylaştı. Resimlerinde Ermeni halkının kahraman geçmişini, bugünü ve geleceğini, isyanını ve ümidini, acısını ve inancını, ölümsüzlüğünü gösterdi. İran'a yaptığı bilimsel keşif gezisinden etkilenerek doğu temaları üzerine resimler yaptı. Güzel sanatlarda Surenyans'ın girmediği bir alanı bulmak zor. O sadece büyük bir ressam değil, aynı zamanda yetenekli bir kitap tasarımcısı, ünlü bir tiyatro ressamı, yetenekli bir sanat kuramcısı, çevirmen, mimar, heykeltıraş ve halk figürüdür. Ayrıca manzara ve portreler de çizdi. Surenyans, Yalta'daki Ermeni Kilisesi'nin freslerinin de yaratıcısıdır. Vartges Surenyans, 6 Nisan 1921'de Yalta'da vefat etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Kilikya adlı topluluğun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Çem Gırnahaha ve Zurni Dırıngi adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.